Merhaba değerli dostlar, canlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta Balıkçılar adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. İsa Ruhullah'ın bir misali daha var. Diyor ki, semavi şahlık balıkçıların ağlarını göle atmalarına benziyor. Balıkçılar kayağa biniyor, işte ağlarıyla birlikte gidiyorlar, ağlarını atıyorlar. Ve tabii iyi kötü hangi balık gelirse, rastgele diyoruz ya, sonra ağlar dolunca kıyıya çekiyorlar, açıyorlar, bakıyorlar. Neymiş? İyileri var, kötüleri var. İyi balıkları kovalara saklıyorlar. Kötü balıkları ne yapsınlar? Çöpe atıyorlar. Dünyanın sonu da böyle olacak diyor. Yani borazan çalınacak, melekler gelecek ve iyi kötü herkesi toplayacak. İyileri Hakk'ın huzuruna getirecekler ve orada sonsuz sevinç, sonsuz sevgi, sonsuz hayat olacak. Ama kötüleri gelince, tabi bu yargı günü, yani hesap vermek zorunda herkes. Ve hesap veremeyen, yani kötü yaşayan, şeytana hizmet eden, çöpe gidecek. Yani ne diyor? Kızgın bir ocağa atılacak diyor. Yani orada ağlayış, feryat, figan olacak. Çünkü hesap, yani yargı. Ama bugün burada yaşıyoruz, bu dünyada yaşıyoruz ve öyle bir ayrım yapmıyoruz zaten. Yani çünkü başka misal da anlatmıştım. İsa'nın misali diyor ki, semavi şahlık, buğday ve delice otu. Tohumu atılan bir tarlaya benziyor. Hani işte köleleri diyor, biz onları ayıralım mı, sökelim mi kötü otları? Hayır, kalsın. Beraber büyüsünler. Ve şu an öyle bir dünyada yaşıyoruz. İyi kötü herkes birlikte. Ve böyle olmalı. Yani Hakk'ın isteği bu şu an. Ama bir gün gelecek, son. Her neyse, değişik geçiyoruz. İnşallah seversiniz. Çeşit çeşit balıklar tutar canlar. Balıkla dolunca ağ çekerler. Dünyanın sonu da böyle erinir. Balıkla dolunca ağ çekerler. Dünyanın sonu da böyle erinir. Balıkçılar kıyıda otururlar, adan iyi balıkları seçerler. Onları kovalara doldururlar. Dünyanın sonu da böyle erenler. Onları kovalara doldururlar. Dünyanın sonu da böyle erenler. Kıyamet gününde gelir melekler, zalimi sadıktan ayıracaklar.
onu kızgın ocağa atacaklar. Dünyanın sonu da böyle erenler, onu kızgın ocağa atacaklar. Dünyanın sonu da böyle erenler. Kervanım devran döner, İsa gelir. Zalim yok olur, şeytan def edilir. Kötülük kaybolur, her şey düzelir. Dünyanın sonu da böyle erenler. Karanlık kaybolur, her şey düzelir. Dünyanın sonu da böyle erenler. Evet, dünyanın sonu böyle olacak. Yani bazıları bunu beğenmiyor. Yani yargı, hesap günü olmasın istiyorlar. Ama düşünün, yani zalim yok olur. Şeytan def edilir. Kötülük kaybolur. Her şey düzelir. Yani gün gelir, devran döner. Her şey farklı olacak. Adalet olacak. Gerçek adalet ama. Karanlık kaybolacak. Hep ışık. Sevinmeliyiz. Evet. Beğendiyseniz bir beğeni düğmesi var. İsterseniz bir tıklayın onu. Yorum da yazın lütfen. Kanalıma da abone olun. Ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.